Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün dolar nasıl 10 lira olacak? Neden 10 lira olacak? Sorularının cevaplarını vereceğim sizlere. Türkiye'nin kasasının boşaldığı ortada. Türkiye seçim ekonomisi uygulayarak, kısa vadeli çözümler getirerek ekonomisini çok daha ciddi bir darboğazın içine doğru sürüklüyor. Kasa boşaldığı için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Ve bu kaynakların bulunması da çok güç. Ya çok yüksek faizle borç bulunacak, Londra'dan daha önce bulunduğu gibi, ya da başka bir kaynak aranacak. Ucuz kredi bulunmaya çalışılacak. Peki ucuz kredinin ön koşulları ne? İşte bu videomuzda bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izlerseniz konunun detaylarına hakim olabilirsiniz. İyi seyirler efendim. Dolar şu an itibariyle 5.30 seviyelerinde. Biliyorsunuz 7.20'lerde sabitlemişti kendisini. Bir miktar orada kaldıktan sonra da geriye dönmüştü. Kademe kademe düşerek bugünkü seviyelerine gelmişti. Peki dolardaki bu düşüş gerçekçi miydi? Buna bir bakmak lazım öncelikle. Dolardaki düşüş açıkçası gerçekçi değildi. Çünkü Merkez Bankası'nın çok ciddi bir baskısı görüldü. Özellikle vadeli işlemler opsiyon borsası dediğimiz VIOP'ta. Yani kaldıraçlı işlem yaparak doları baskıladı Merkez Bankası. Diğer taraftan esas oyuncular, yani büyük oyuncular piyasada olmadığı için oldukça sığ bir piyasa söz konusuydu. Ve bu sığ piyasada Merkez Bankası son dönemlerde oldukça rahat hareket etti. Peki bu ne kadar daha devam edecek? Esas soru bu. Büyük ihtimalle seçime kadar devam edecek bu süreç. 31 Mart sonrasında ise çok daha zor bir süreç hem Merkez Bankası'nı hem de bizleri bekliyor olacak. Sebeplerimiz belli. 1. Seçim ekonomisi uygulanıyor. Seçim ekonomisi uygulandığı için de harcamaların ağzı sonuna kadar açılmış durumda. Kasada para kalmadı. Bir başka sebep, Merkez Bankası rezervleri hızla tükeniyor. Yine önemli bir başka sebep, şu anda oyuncular piyasada değil, büyük oyunculardan bahsediyoruz ve bu oyuncular piyasada olmadığı için de Merkez Bankası rahat hareket edebiliyor. Ancak 31 Mart sonrasında oyuncular büyük ihtimalle piyasada yerini alacak. Enflasyon ve faizler çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Bunun da yan etkisi olarak piyasada çok ciddi bir daralma gözleniyor. İşin özeti, Türkiye ekonomisi oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ancak biz derin ekonomik krize daha ulaşmış değiliz. Onun kıyısındayız. 31 Mart sonrası itibariyle de adım adım bu derin krize doğru ilerlenecek. Şimdi gelelim borç ve kredi meselesine. Türkiye'nin borçlanma miktarı her geçen gün azalıyor. Bu iyi bir haber gibi bizlere lanse ediliyor. Oysa ki Türkiye'nin borçlanması azalmıyor sevgili dostlarım. Türkiye borç bulmakta zorlanıyor. Yüksek faizle borç veriliyor Türkiye'ye çünkü kırılganlıkları çok fazla. Yüksek faizle Türkiye'nin belini çok ciddi oranda büküyor. Türkiye'nin istediği koşullardaki faiz oranına ise yatırımcılar ne yazık ki gelmiyor. Bu nedenle de Türkiye borç bulmakta zorlanıyor. Peki Türkiye yeni kaynağı nereden yaratacak? Türkiye'nin kısa vadeli ve orta vadeli borçlarını kapatması nasıl mümkün olacak? Bir kere özel sektörün 350 milyar doların üzerinde bir borcu var. Kamu sektörünün 110 milyar doların üzerinde bir borcu var. Bunların hiç küçümsenmeyecek bir kısmı kısa vadeli borçlar. Yani 6 ayla 1 yıl içerisinde geriye ödenmesi gereken borçlar. Bu borçların ödenebilmesi için de acil kaynak yaratılması gerekiyor. Acil kaynağın ucuz krediyle, yani ucuz faiz oranlarıyla bulunması gerekiyor ki bunun da tek adresi ne yazık ki Uluslararası Para Fonu, yani IMF. Bana gelen sorular var. IMF'ye gidilirse dolar yükselir mi, dolar düşer mi? IMF'ye gidilme sürecinde belli bir bahanenin yaratılması gerekiyor. Bakınız, IMF'ye gidilme süreçlerinde sürekli olarak dolar devalüe olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyledir. Öncesinde dolarda çok hızlı bir yukarı hareket olur. Ardından piyasa dengeleri bozulur ve IMF'ye gidilmek zorunda kalınır. Aslında IMF'ye bir bahane
yaratılır. Yani IMF'ye gitmek için bir bahane oluşturulur. Ve bunun sonrasında da IMF ile çok tavizli anlaşmalar yapılır. Nedir bu çok tavizler? Tarım sektörüyle ilgili tavizler verilir. Emeklilik sistemiyle ilgili tavizler verilir. Uluslararası borçlanmalarla ilgili tavizler verilir. Gelir idaresiyle ilgili, özellikle vergiler konusuyla ilgili büyük tavizler verilir. Şirketlerle ilgili tavizler verilir. Bunları bir kenara koyalım. Diğer taraftan IMF özellikle ülkenin kaynaklarının ucuz bir şekilde yurt dışına aktarılmasını ister. Bunun için paranın değerinin kaybedilmesi, yani devalüe olması gerekir. Bir diğer açıdan bakıldığı zaman IMF aslında sadece ihracatı hedeflemez. İç kaynaklar dediğimiz yerli şirketlerin yabancıların eline çok daha uygun koşullarda geçmesi için aslında bu ortamı yaratır. Şöyle düşünün, adamın 100 bin doları var ve 100 bin dolarla piyasadan bir adet şirket alır. Eğer ki 5 lira 30 kuruşsa. Ama dolar 10 liraya çıktığı zaman 100 bin dolarla Türkiye'den 2 adet şirket alır. Böylece de büyük bir avantaj yakalar. Aslına bakarsanız Türkiye'deki milli firmaların tamamının yabancıların eline geçmesini sağlayacak bir sistem organize eder IMF. İşte bundan dolayı da IMF doların devalüe olmasını ister sabit kurlarda. Dalgalı kurlarda iş daha kolaydır. Çünkü dalgalı kurda piyasa kendi dengelerini oluşturur denir ama iş öyle değildir. Piyasaya giren büyük oyuncular hızlı bir şekilde doları yukarıya vurdururlar ve yüksek dolar seviyelerinden ucuz firma kapatma şansını elde ederler. İşte bu nedenle sevgili dostlarım, Türkiye o kadar sıkışık bir süreçten geçiyor ki bu tavizleri vermek zorunda kalacak. Ve bu tavizleri verirken de ne yazık ki IMF gelmeden önce bizim para birimimizin değeri oldukça düşecek. Bundan Türkiye'nin kurtulma şansı var mı? Böyle bir ortamdan Türkiye'nin kurtulmasının tek bir yolu var sevgili dostlarım. İçe kapanmak. Yani iç ve dış ticaretini ikinci plana atmak şimdilik, gümrük vergilerini yükseltmek, iç piyasada kendi üretimiyle ayakta durmaya çalışmak, özellikle tarım sektörünü geliştirmek, finansal yapısını tekrar gözden geçirmek, mümkünse sabit kur politikasına geriye dönmek ve yabancılara bağımlı bir sistemden vazgeçerek yerli ve milli olmak. Tamamen yerli ve milli olmak. Böylece de belki kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede dengelerini tamamen oturtmak. Aynı 1930 ile 1938 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmaylarının, maliye kurmaylarının oluşturduğu sistemi uygulamak. Ve bu arada planlı karma ekonomi dediğimiz sisteme geçmek. Ekonomide devlete daha çok yer verirken daha çok vatandaş odaklı olmak. Dolar bağımlılığından kurtulmak. Uluslararası finansal bağımlılıklardan kurtulmak. Türkiye ancak bunları yaparsa, yani kesin ve kararlı adımlar atarsa bu bahsettiğimiz dolar seviyelerinden kurtulabilir. Aksi takdirde dolara bağımlı, uluslararası piyasalara bağımlı, uluslararası finansmanda borçlanmaya bağımlı bir Türkiye'nin bu bahsettiğimiz konularda doğru adımlar atabilmesi ne yazık ki mümkün değil ve bu durumda da doların yükselmesiyle IMF'nin Türkiye'ye gelmesi kaçınılmaz sevgili dostlarım. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bu konunun ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı ve tabii ki yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın efendim.